Herkese yeniden merhaba. Bugün sizler için çok güzel bir tarifim var. Mini cheesecake tarifim olacak. Son yılların favori tatlarından bir tanesi. Herkese çok sevilen cheesecake'ler. Bu verdiğim tariften tabii ki büyük cheesecake'ler de yapabilirsiniz. Ama ben bugün cupcake kalıbında minik cheesecake'ler yapacağım. Tabanı için elimde 2 paket eti burçak yulaflı veya normal bisküvi var. Bunları robottan geçirdim. Tabanını yapacağız şimdi. İçerisine 125-150 gram kadar tereyağı erittim ve döküyorum şimdi. Ve karıştıracağım. Tereyağını döktükten sonra iyice böyle karıştıracağım her tarafına. Yedirmeliyim tereyağını. Başka bisküviler de oluyor ama ben bunu tercih ediyorum. Çok güzel oluyor, hafif oluyor. Eti burçak yulaflı, eti burçak normal. Hepsini tercih edebilirsiniz. Evet, karıştırdım bisküviyi tereyağıyla birlikte. Şimdi cupcake kalıplarının içine birer kaşık dolduruyorum. Bir yemek kaşığı. Cupcake kalıplarının içine birer kaşık bisküvileri doldurduktan sonra bir bardak çay bardağı yardımıyla iyice bastırın bisküvilerin üzerine doğru. İşlemi de tamamladıktan sonra şimdi buzdolabına koyacağım bunları ve krema bölümünü yapacağım. Kalıbı buzdolabına koydum. Bisküvilerin iyice donması için bu işlemi yapıyoruz. Onlar donarken ben de şimdi krema bölümünü hazırlayacağım. Elimde kıvark var. Türkiye'de var mı bilmiyorum ama böyle yoğurt türü bir şey. Bunu bulamayanlar süzme yoğurt veya labne kullanabilirsiniz ama ben bu çok hafif olduğu için bunu tercih ediyorum. Labne veya süzme yoğurt da olur. Önce bunu alıyoruz karıştırma kabımızın içine. ₺500 gram kadar. Yani Türkçesine çevirince süzme yoğurt diye geçiyor. Bazen bazıları diyorlar hani değil, süzme yoğurt değil ama süzme yoğurt olur. Hiç telaşlanmayın. Bulamayanlar için. İçerisine 1 su bardağı toz şeker ilave edip çırpmaya başlıyorum. Toz şeker ve kıvark şimdi çırpılacak. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyorum. İçine vanilyayı da ekliyorum bir paket. Kıvark ve toz şekerim iyice çırpıldı. Şimdi içerisine sıvı krema ekliyorum bir paket. Çırpmayın kremayı ekledikten sonra çünkü kremanın tereyağı olma ihtimali var. Sonradan bozulabiliyor çok çırpınca. O yüzden yavaş yavaş çırpın. Kremayla da biraz çırpıldıktan sonra un ve nişastasını ekliyorum. Homojen olana kadar çırpıyoruz.
Şimdi sıra teker teker yumurtaları eklemede. Hepsini birden eklemiyoruz, tek tek. Yavaş yavaş. Sonuncu yumurtayı da ekliyorum. Homojen olana kadar çırpıyorum. En son yumurtaları ekleyip biraz daha çırptım. Cheesecake'imin kreması hazır. Şimdi cupcake kalıplarına dolduracağım. Bisküviler buzdolabında sertleştiler. Şimdi kremalarını koyuyorum. Bir parmak eksik gelecek şekilde kremalarını ekleyin. Bu alet çok soruluyor. İnternette bulabilirsin ama ismini bilmiyorum. Hangisine satıldığını bilmediğim için. Bir de cheesecake'lerde şu sorun yaşanıyor. Hep bana şu soruluyor. Zeynep Hanım işte çok çatlıyor cheesecake'im. İşte sizinki gibi beyaz olmuyor. Bazen bana resimler geliyor. İnanır mısınız? Cheesecake'in üzeri kapkara. Her fırın farklıdır. Önce fırınınızı tanıyın. Her fırın farklıdır. Benim fırınım 170-175 derecede alt üst bölümde çok güzel cheesecake'i pişiriyor. Hiç kızartmadan. Sizinki belki 150 derecede pişiriyordur. 170 derece fazla gelebilir. Ben hanımlara diyorum önce fırınınızı iyi tanıyın. Şimdi fırına göndereceğim cheesecake'imi. 170 derece ısıtılmış fırına 175 derece. Altına borcamla su koydum. Bunu neden yapıyoruz? Cheesecake'lerin çatlamaması için. Cheesecake'ler bir de neden çatlıyor? Yüksek ısı olduğu için çatlama yapabiliyor. Şimdi fırına gönderiyorum. Cheesecake'lerim piştiler. Fırından çıkardım. Şimdi ikinci bölümü yapacağım. Üzerlerini çok kızartmadım. Gördüğünüz gibi beyazlar. Şimdi ikinci bölümü yapacağım ve cheesecake'ler soğuduktan sonra soslarını dökeceğim. Şimdi cheesecake'lerin sosunu yapacağım. İstediğiniz meyveden yapabilirsiniz. Çilek, karışık meyveler, limonlu, çikolatalı. Dilediğinizi yapabilirsiniz. Ben çilek yapacağım, çilek sosu yapacağım. Benim buzlukta çileğim vardı yarım kilo. Onu kullanacağım. Eğer siz de buzluktan kullanacaksanız çileği çıkarın. Biraz eridikten sonra blenderdan geçirin. İçine şekeri ve nişastayı ilave edip pişirin. Ben şimdi öyle yapacağım. Eridikten sonra çileklerimi blenderdan geçireceğim. Şekerini ilave edeceğim, nişastasını ve karıştırarak pişireceğim bir sos yapacağım. Cheesecake'lerin hepsinin kağıtlarını çıkardım. Şimdi üzerlerine soslarını süreceğim. Dediğim gibi üzerlerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Beyaz çikolatayla süsleyebilirsiniz. Meyvelerle süsleyebilirsiniz. Ben kırmızı orman meyveleriyle süsleyeceğim. Cheesecake tabi hemen yemeyin cheesecake'inizi. Ertesi gün yiyin. Bir gün bekleyince cheesecake daha güzel olur. Ama o gün yemek istiyorsanız en az 3-4 saat buzdolabında bekletin. Buzluğa bile atabilirsiniz cheesecake'leri. Soslamadan öylece atın. Aniden misafirleriniz geldiği zaman çıkarıp üzerine soslayıp servis edebilirsiniz. Böyle çok şirinler. Çok oyalayıcı olsalar da görünüş olarak çok şirin oluyor minik cheesecake'ler. Minik cheesecake'lerim hazır. Üzerlerini de süsledim. Küçük orman meyveleriyle, kırmızı orman meyveleriyle. Bir gece bekleteceğim ve ertesi gün servis yapacağım. Umarım sizler de bu tarifi beğenip yaparsınız. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.